Efendim emekli maaşlarına gelelim. CHP'den emekli maaşı protestosu. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 10 bin lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum. Protesto ediyoruz. Adaletsiz buluyoruz. Vicdan diyoruz, vicdan. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranını %49,25'e çıkartan kanun teklifi meclisten geçti. CHP en düşük emekli maaşının 10 bin lirada kalmasını kürsüde protesto etti. Çalışma Bakanı emekliler eskisinden daha iyi duruma geldi dedi. Emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, uçaklarıyla değil, beyefendinin konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür diyorum. Ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon oranıyla SSK Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı %37,57 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan %5 ilave zamla %42,57 olacağını açıkladı. Muhalefetin ayrımcılık tepkisi, emeklinin yükselen sesi sonrası oran 3. kez değişti. Memur emeklisine verilenle eşitlendi. %49,25'e çıktı. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Şu 25 günlük sürede beyefendi taksit taksit lütuf olarak cebinden sadaka gibi bu zamı verdi ya. Ya bu 25 günde sebzeye %28, kuzu etine %14, yumurtaya %10. Zam gelmiş. Zaten beyefendinin vermiş olduğu bu zam eridi. %49,25 artışla yeni zam oranları da netleşti. 7750 lira alan emeklinin maaşı 11.566 liraya çıktı. 15.000 lira alan bir emeklinin maaşı 22.387 liraya. 17.500 lira olan emekli maaşı yeni zam oranıyla 26.118 lira olacak. Makası kapatacak artışı da bugün bu kanunla yaparak %50'lik bir artışa ulaştırıyoruz. Her şeyde olduğu gibi burada da bir oyun yaptınız. En düşük emekli maaş artışını %33'e bağladınız. İktidar memur emeklisiyle SSK Bağkur emeklisini eşitledik dedi ama kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükselen milyonlarca emekli sadece %33 zam alabildi. Muhalefetin asgari ücret düzeyine çıkarılsın önerisi de Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Bu madde anayasamızın 10. maddesine, 14. maddesine ayrımcılık nedeniyle anayasaya aykırı. Ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına. 2024 emekliler yılı kapsamında bakanlık olarak Türkiye 100 yılının emektarları programını hayata geçireceğiz. Bilimsel çalışmalar, toplantılar, buluşmalar ve aktiviteler gerçekleştireceğiz. Muhalefetin anayasaya aykırı tepkisi, genel kurulda Cumhur İttifakı'na yönelik protesto. Çalışma Bakanı ise 2024 yılı emekliler yılı olacak. İndirimler, ayrıcalıklar sağlanacak. Emekliler bilimsel çalışmalara katılacak dedi.